Kim olursan ol, neyin nesi, sen nesin? Depresyondayım, abi depresyondayım. Ama başa çıkıyorum. Özel nedenlerden. Tabii benim depresyonum 35 yaşında falan başladı. Anlamadım önce ne olduğunu. Şey zannettim, OTH bunalımı zannettim. Bayağı bir kitap falan okudum onun üzerine. Anladım ki OTH krizi değil. Ama ne olduğunu anlamadım. Sonra birkaç yılda Türkiye'ye döndüm. O zaman da çok ağırdı ama bilmiyordu ki. Ben daha önce maniktim sadece. Sonra birdenbire depresyona girdim. Sonra anladım depresyon olduğunu. Ama bir iki yıl sonra anladım depresyonmuş bu diye. Hiç ilaç falan almadım. Hiçbir psikoloğa, psikiyatra falan gitmedim. Hissediyorum onun geleceğini. Geleceği zaman omzuma koyuyorum böyle. Ben hazırım diyorum. Kimseye de bir şey çaktırmıyorum yani. Hiç kimse benim depresyonda olduğumu anlamaz. Zaten böyle bir heyecanlı bir yapım da var. Tuhaf bir durum yani. Ya çok ağırdı ya. Ben 8 ay boyunca depresyondaydım. Acayip ağırdı yani. Korkunç bir şeydi. Hiç geçmeyecek zannettim. Sonra bir sabah bir de uyandım. Kuşlar gibi hafifim. Sonra hafifledi birdenbire. Yani şimdi çok daha hafif yani. Başımın üstünde yeri vardı bunun yani. Bazı insanı öyle bir eziyor ki yani. Ama kimse bilmez. Kimseye çaktırmam. Kimseye söylemem. Çok yani kendisini empoze ediyor. Yapamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Hareket iyi geliyor. Yüzmek, yürümek, o iyi geliyor. Bir de şimdi bir şey daha yapıyorum. O fena gelmiyor. Anlık şey ama yüzme falan yani bir gün 24 saatten erteliyor. Şey yapıyorum, güzellik arıyorum. Ya bak şurası çok güzel mesela. Yani illaki böyle gözle görülen güzellik değil. Bazen bulamıyorum mesela. Bir renk, bir koku, bir duygu, bir esinti, nefes alış. Nefes almak güzel bir şey diyorum mesela. Böyle bir güzellik arayışına giriyorum. O beni meşgul ediyor. Yani kolay atlatmamı sağlıyor. Hareket çok iyi geliyor. Ama çünkü tabii depresyonda olduğu zaman hiçbir şey yapmak istemiyorsun ki. Yani harekete geçmek zor. Geçtikten sonra gidiyor. Yani 10 kilometre falan yürüyorum bazen. İlk kilometresi yani işkence gibi. Ama ondan sonra aslanlar gibi yürüyorum. İpiye yakınmışsın. Ben otostopla Avrupa'nın altının üstüne getirdim. Çok da kız arkadaşım vardı, sevgililerim vardı falan yani böyle şeydim. Hiç çok sporcuydum. Hiç nerd falan değildim yani. Ya şeyi öğrendim bir defa, kendimi korumasını öğrendim. Yani İtalya'da bayağı başım belaya giriyordu yani homoseksüellerle. Çok ısrarcılar falan ama yani hiç korkmadım doğrusu. O iyi bir şey yani hayatta başa çıkıyorum iyi bir şey. Bir de acayip bir cesaretim vardı hepimizin galiba öyle. 5 kuruş parası çıkardık. Sokaklarda yatardım, parklarda yatardım. Yağmur yazma telefon kulübülerinde yatardım. İlk çıktığım zaman otostopa çadırım vardı. Ve kitaplarım vardı tabii arkada. 20 kilo, 25 kilo sırt çantası yani taşınır gibi değil. Sonra bir sonraki sefere çadırı attım. Sadece bir uyku tulumu. Sonra sadece bir şey ne diyorlar? Mat. Ve mesela Venedik'te çok zor buldum. Her yer silik kokuyor ya. Venedik çok pis bir şehir yani. Acayip. Bir türlü orada bulamadım. Sonra İskoçya'da şeyler boğalarla sarılmış halde uyandım bir gün. Mö mö diye. Sonra işte ilk defa kendi yemeğimi yaptım. Spagetti yapacağım. Makarna yapacağım. Bilmiyorum makarna nasıl yapılacağını. Arkadaşıma sordum çıkmadan önce. Dedi suya koyup kaynatacaksın dedi. Tamam dedim. Gaz ocağı da aldım, tencere de aldım, suyu da aldım. Ondan sonra çadırımı da kurdum. Ondan sonra attım spagettiyi içine, kaynattım suyu. Lop diye bir şey çıktı. Meğer önce kaynatıp sonra atmak gerekiyormuş. Ne bileyim ben. O makarnayı böyle elma yermiş gibi ısıra sayırdım. Sonra istiridyeler topladım, onları yedim. Bir lokantada artıklar vardı, onları yedim falan. Yani bu hoş bir şey. İnsanın kendine güvenini getiriyor. Yani her durumda ayakta kalırım. Yok, para ihtiyacım vardı. Ya yoktu param. Yani şey değildi böyle bir zengin şımarıklığı değildi. Aa, ilk defa nasıl para kazandım? İlk defa havuç tarlasında. Of çok zordu ya, çok soğuktu. İsviçre'de havuç tarlasında. Sonra bağlarda çalıştım. Erkek olduğum için bana böyle yamaç, çok dik bir yamaçtı. Orada İspanyollar, Portekizler falan çalışıyordu. Hepsi böyle ayakkabıları var. Ben dedim mokasenler var. Ondan sonra sırtıma yüklediler bir tane şey. Önce küfe koydular, bir şey koydular. Sonra bir sandık yüklediler üstüme. Oldum. İkinci bir sandık, üçüncü bir sandık. Sonra gidince ayaklarım titriyor. İki adım sonra düştüm, yuvarlandım. Üzümler bir tane var falan. Sonra beni bağa verdiler. Sen bağda çalıştırdın, yapabilirsin bunu. O da bir sürü kız vardı benim gibi böyle şey yapan, genç, öğrenci, çalışan falan. Daha hoş bir zaman geçirdim. Sonra bulaşıcılık yaptım. Uzun yıllar bulaşıcılık yaptım. Verbiye'de bir kayak merkezinde çok zengin bir ve büyük bir restoranda bulaşıcılık yaptım. Sonra okulda hem bulaşıcılık hem hademelik yaptım. Sonra karton piyacılık yaptım Paris'te. Ondan sonra demircilik yaptım. Demirleri, paslarını giderme, boyama bilmem ne falan. Sonra köpek baktım, çocuk baktım. Ondan sonra bir de otelde temizlikçi olarak çalıştım. Biraz da resepsiyonda çalıştım. Başka ne iş yaptım? O kadar galiba. Ya
Yani çekinmemek mümkün mü bir defa? Yani Türkiye'de farklı fikirde olunmaz. Türkiye'de alçak olunur, hain olunur, aptal olunur, satılmış olunur, aymaz olunur. Farklı düşünüyor, hayır. Yani Türkiye'de fikir tiyatrisi olmaz, tartışma olmaz. Kavga olur, küfür olur, hakaret olur, linç olur. İşte böyle bir ortamda fikirlerini söyleyebilir misin yani? Mümkün mü? Yani söylüyorum bazen ama yani çok emin olduğum zaman söylemek istiyorum. Çünkü hücum ederlerse kendimi savunamam. Yani bana yani bir düşünen birisinin, sosyal konularda düşünen birisinin size yanılma payı bırakmak lazım. Yani yanılma payı bırakmazsan eğer o zaman doğruyu da bulamazsın ki. Değil mi? Yani yanıldığın andan itibaren, kendini savunamadığın andan itibaren ondan sonra sana düşman oluyor. Sonra mesela yazıyor, görüyorum adam. Annesini hiç sevmem diyor. Niye diye soruyor. Aynı fikirde değiliz diyor. Yani aynı fikirde olmadığı insanlardan nefret etmek gibi bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir halk, böyle bir zümre nasıl kendisini geliştirebilir yani? Değil mi? Diyalektik diye bir şey vardır. Yani tartışma adabı vardır. O bir şey söyler, niye dersin, şundan der, tartışırsın. Aslında Türkiye'ye gelecektim. Bir işim çıktı. Erteledim Türkiye gelişimi. O 2 Temmuz mu madımak? 2 Temmuz galiba. Ben 5 Temmuz'da falan gittim. Yani 2 Temmuz'da gitmiş olsaydım ben, daha önce gitmiş olsaydım babamla giderdim ben. Çünkü geldiğim zaman hep babamın yanında olmak isterdim. Mutlaka giderdim oraya. Başıma ne gelirdi bilmiyorum. Amerika'da, Kaliforniya'dan odamdayım. Bana şeyler geliyor, mesajlar geliyor. İnternet yeni yeni çıkmış o zamanlar. İnternet var mıydı bilmiyorum. Ama mesajlar geliyor bir biçimde. Geçmiş olsun, başın sağ olsun falan diye. Ben babam öldü zannettim tabii. Ulaşamıyorum da babama. Arkadaşlarıma, bak çok ilginç bir şey oldu. Arkadaşlarımı arıyorum Türkiye'den. Babama bir şey oldu. Biliyorlardı onlar, haberlere çıkmıştır. Hiçbiri çıkmıyor telefona. Hiçbiri. Çok yakın, oldukça yakın bir arkadaşımı aradım. Çok sevdiğim bir arkadaşımı aradım. Annesi çıktı. Çocuğu vermek istemiyor bir türlü. Çocuğunu vermek istemiyor. Ondan ablası çıktı, o da vermek istemedi. Anneme falan da ulaşamadım nedense. Geç öğrendim yani ama korku içindeydim yani babama bir şey. Babam ölmüş zannettim. Sonra? Tabii babamı suçlamıyordum tabii. Yani halkı da suçlamanın bir anlamı yok ya. Babam gibi bir insan halkı suçlayamaz. Yani halkın adamı suçlasa bu eğitim sisteminin, bu siyasi sistemi falan suçlayabilir. Ben o zamanlar pek bu konularda ilgilenmezdim tabii. Soyut bilim yapıyorum ben. Ama daha sonra ilgilendiğim zaman da hiç sonra suçlamadım. Yani şey gibi bir öğretmen öğrencisine kızamaz anlamıyor diye. Ne bileyim ben yani şey vardır yani müşteri her zaman haklıdır. Haksız olsa bile haklıdır. Halk öyle yani halkı suçlamak. Yani halk suçlu olabilir tabii ki. Linç ettiğin zaman tabii ki suçlusun da o menzilde düşünmenin bir anlamı yok ki, bir yararı yok ki. Yani mesela doktor hastasından şikayet edebilir mi? Ben doktor gibi bir şey bu halk için diyelim ki. Ben nasıl yani doktor olarak hastaya kızabilirim. Sen benim dediklerimi dinlemiyorsun diyebilirim de tedaviden vazgeçmem değil mi? Yani hayatımın merkezi şeyim analiz yöntemim bu hasta iyi bir hasta değil. Yani bu hasta çok hasta. Olmaz. Kim olursan ol, neyin nesi, sen nesin? Güzel soru. Benim kendi dünyam var. Benim dünyam değil matematiğin dünyası. Onun bir dili var. Ben o dili bozamam. Onların bu dili anlaması lazım. Çok zorlanıyorlar başlangıçta. Yani başlangıçta dediğim yani bir 10 gün kadar falan bayağı o dili yani konuşuyorum. Her söylediğimin bir anlamı var. Ama o dile o kadar yabancı ki bir türlü algılayamıyor onu. Programın sonuna doğru 15 günlük programın son 5 günü, son 3 günü falan o da çaba gösterenler anlamaya başlıyorlar. Ya da ikinci sefer geldikleri zaman o dili anlıyorlar. Benim onlara tabii anlayabilecekleri biçimde sunmam lazım ama bilimden, matematikten, mantıktan taviz vermeden, doğrudan taviz vermeden yani onu yapamam. Bu arada ben bunlara şey diyeyim, Z kuşağı diyeceğim, P kuşağı diyeceğim. Pandeminin P'si. Pandemi çok fena vurdu şeyde, çocukları, gençleri. Çok fena. Anlam dünyasından uzaklaştılar. Şimdi birisinin, bir öğrencinin bir şeyi anlamaya çalışması için önce karşı tarafta anlaşılacak bir şey olduğunu bilmesi lazım. Karşıda bir anlam var. Ben hiç anlamıyorum. X'ler, Y'ler var, formüller var, bir şey var falan. Birileri bir şeyler bulmuş. Onun anlaşılacak bir tarafı var. Onu kabul ettikten sonra anlamaya çalışabilirsin. Karşı tarafta o da anlaşmaya çalışacak bir şey yok. Bilmiyorsan eğer bunu, karşı tarafta bir anlam sezemiyorsan, bunun anlamı olamaz diye düşünüyorsan, öyle davranıyorsan eğer anlamaya çalışmazsın. Dolayısıyla anlamazsın da. Yani anlama ihtimali olması için anlaşılacak bir şey olduğunu önce sezmen lazım. Ben bunu anlarım diyebilmen lazım. Ve pandemide de bu kaybolmuş çocuklarda. Niye kaybolmuş? Herhalde çok fazla sanal dünyaya girdiler. Çok fazla iletişimden kopuk oldular. Bilmiyorum ya bunu tabii ki pedagoglar, psikologlar falan çözecekler ama ben bunun dış dünyada bir anlam olduğunu farkında olmayan insanlara öğretmek zorundayım. Bu çok zor bir şey. Arkadaşlar burada bir anlam var. Ya yani bu senin dünyan bu. Ondan zannediyorlar ki birileri böyle formüller, yöntemler, bir şeyler falan bulmuşlar. Ondan sonra sen onları işte o kavramları, o şeyleri, yöntemleri anlayacak. Problem çözeceksin yani. Ama onları anlamak o benim dünyam değil. O başkasının dünyası. Bu arada öğrenmek değil anlamak. Arada büyük bir fark var. Ah, kim olursan ol, neyin nesi, sen nesin?
babamla mesela ne kadar güzel tartışırdık biz. Çoğu zaman anlaşamazdık. Yani aslında çoğu zaman anlaşırdık da anlaşamadığımız zamanlar da çok olurdu. Ama tartışırdık yani, hiç kavga etmedik yani. Nasıl tartışırdı sizinle? Akıl, yani akıl söylerdi. Ben de ona söylerdim. Bizim tartışmalarımız bazen yıllar sürerdi. Yani her yaz geldiğimiz zaman Türkiye'ye aynı tartışmayı devam ederdik kaldığımız yerden. Çok hoştu. Tabii ben çok daha genç olduğum için ve karşımda nazilesin olduğu için böyle çok bilmiş edalarla falan konuşmazdım. Yani daha çok soru sorarak, acaba şöyle diyemez miyiz falan gibi, yani terbiyeli bir şekilde, yani karşımda nazilesin var soru sorarak. Bir de benden 41 yaş büyük birisi var. Konuları hatırlıyor musun? Sen en içinden çıkamadığınız konu neydi? Hatırlıyorum. Bir tanesi 27 Mayıs iyi miydi kötü müydü? Ama sonra, yıllar sonra kötü olduğunu o kendisi böyle gelmiş böyle gitmez de 3. cildinde yazdı. Yani yıllar sonra bu onun fikri değiştirmişim. Bir başkası 141-142 yasak maddeleri vardı anayasanın, biliyorsunuz. Komünizmi yasaklayan. Bir de neydi o? 191 miydi? Neydi o? Şeriat şeyini yasaklayan. 173 miydi? Neydi? Unuttum şimdi. Özal üçünü de kaldıracaktı. Babam onun 141-142 kalksın ama diğerlerin kalkmasına karşıydı. Ben de Özal gibi hepsinin kalkması gerektiğini düşünüyordum. O konuda da anlaşamadık uzun zaman. Başka ufak tefek konularda da anlaşamazdık. Yani çocuk eğitimi konusunda belki. Yani sonuç olarak 41 yaş az buz değil. Yani bir kuşak 30 yaş, 41 yaş. Bir de üstelik Türkiye koşullarında 41 yaş demek, 41 yıl demek, iki kuşak falan demek. Birinci Dünya Savaşı'nda doğmuş bir adam değil mi? Kurtuluş Savaşı'nda doğmuş bir adam. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşamış bir adam. Ve ondan sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan 10 yıl sonra, 11 yıl sonra doğmuş bir çocuk 41 yaş boyunca. Nasıl biz çocuk eğitimi konusunda anlaşabilelim ki yani? Yani doğduğu, büyüdüğü, yetiştiği coğrafya başka, ortam başka, benimki başka. Nasıl aynı olabiliriz ki? Ve de niye aynı olalım yani insanlar? Yani şeyde Facebook'ta ben çok soruyorum. Hiç babana benzememişsin diye yazıyorlar. Ben teyzeme çekmişim diyorum. Bir de annem var sonuçta. Bir de annemiz var. Tabii annem var. Tabii. Anne tarafından gel. Tabii. Yani. Peki 27 Mayıs hakkında ateşli bir şekilde neyi savunuyor ki? Türkiye'yi çok demokratik bir ortama getirdiğini falan savunuyordu. Ben de tabii ki doğru. Yani 27 Mayıs anayasası bayağı Türkiye'nin görmediği kadar demokrattı. Ama Türkiye'nin iyiliğine olmadı yine de. Yani halka rağmen halk için bir şeyler yapmaya çalıştılar. Her zaman olduğu gibi kötü sonuç verdi. 27 Mayıs olmasaydı 71 ihtilalli olmazdı. 80 ihtilalli de olmazdı. Arada 80 ihtilallinden kurtulamadık. Hala o anayasadan kurtulamadık yani. Hala YÖK'ten kurtulamadık mesela. YÖK nasıl olmadı? Yok, olmamalı. Olmamalı tabii canım. Olmamalı tabii. Ancak belki idari bir takım düzenlemeler için bir kurum olabilir. Ama yani yok diye bir şey olmamalı tabii ki. Kim olursan ol, neyin nesi, sen nesin? Ben son zamanlarda başlamıştım. Bu depresyonun çok ağır geçmesiyle günlük tatillere çıkıyor. Hatta bazen sadece öğleden sonra denize gidiyorum. 2 saat, 3 saat falan yüzüyorum. Ama daha önce ben hiç tatile çıkmadım. Mecburen tatile çıktım ama kalemlerle, kitaplarla, defterlerle, araştırma yaparak falan ailemle. Onlar, çoluk çocuk vardı. Tatile çıkmak zorundasın tabii ki. Ama daha gençken de yani lise öncesiyken tatil olsun da çalışayım diye bekliyordum. Yani çünkü yani bir sürü ders var, çalışma lazım. Coğrafyası var, tarihi var, memnesi var falan. Pek fazla ilgilenmediğim konulardı o zamanlar. Tatil olsun da özgür olayım, çalışayım istediğim gibi dedim. Hiç ben öyle şey yapmadım. Tatil demek aslında şunu anladım. Tatil demek aslında mekan değiştirmek demek. Mekan değiştirdiğin zaman tatile çıkmış oluyorsun. Yani düşünsene bak, Fransa'da Parisliler yazın güneye giderler. Güneyliler yazın Paris'e gelirler. Bir de hava sıcak diye sıcak yere gidiyorsun. Önemli olan coğrafya değiştirmek, ortam değiştirmek. Günlük rutinden çıkmak. Önemli olan yoksa yatıp dinlenmek değil yani. Aynı şeyi yap, düşün mesela ya da romanını yaz mesela. Ama İstanbul'da değil de İzmir'de yap. İzmir'de değil de Antalya'da yap. Antalya'da değil de Kars'ta yap. Tatil gibi oluyor. Kimsin nesin, kimsin? Ah kim olursan ol, neyin nesi, sen nesin?